Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte ele aldığımız konu Selçukluların Maverahin Nehir'deki hayatları konusuydu. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Karahanlı ve Gazneliler ile münasebetler olacaktır. Dostlarım farkındayım, çok sık sık Karahanlı Gazneli diyoruz ama Karahanlılar ve Gazneliler büyük Selçukluların sınır komşuları, üçüncü İslam ülkesi, aynı zamanda üçüncü İslam ülkeleri. O yüzden sık sık sınır komşuları olmaları sebebiyle ele aldığımız devletler bunlar. Evet, o zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına yavaş yavaş geçebiliriz. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Kaynakların kifayetliğine rağmen Selçukluları arasında bir müddetten beri bir ayrılığın mevcut bulunduğu gözüküyor. Tuğrul ve Çağrı Beylerin Arslan Yabgu, Ali Tekin ittifakı dışında kalmaları sebebi de budur. Hatta mevkiini kuvvetlendiren Ali Tekin, müttefiki ve kayınpederinin yeğenleri üzerine yürüyerek onları itaate almaya çalışmıştır. Böylece Buğrahan'dan kaçan ve şimdi de Ali Tekin'in hücumuna uğrayan Tuğrul ve Çağrı Beyler çok zor bir devreye girdiler. Bu endişeli durumda iki kardeşin verdikleri karara göre Tuğrul Bey geçinmesi zor çöllere çekilirken Çağrı Bey de 3000 kişilik bir süvari kuvveti ile uzak Anadolu'da bir kesif seferine çıktı. Selçuk'un bu kudretli ve cefakeş torunları muazzam bir mesafede bulunan Anadolu gazasına tesebbüs etmekle ciddiden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı. Horasan gazilerinin sık sık yapmakta oldukları Anadolu seferleri onlara bu tesebbüsü telkin etmiş idi. Gerçekten de 963 ve 965 yıllarında Horasan gönüllüleri 5000 ve 20000 kişi halinde Azerbaycan ve Mayaf-Kırım yolu ile uçlara Avasım, Sungur şehirlerine varmışlar. Adana, Tarsus ve Masisa şehirlerine dağılarak taarruza geçen Bizanslara karşı cihad yapmışlardı. İçlerinde alim ve şehir bulunan ve Allah yolunda sefer yapan bu gönüllülerin birçoğunu Türkler teşkil ederdi. Büveylerden Ad-ud-Devre zamanında 949-983 yıl arasında ve hatta 1006 yılında bile Yavgulu oğulları da bu gazalara katılmışlardı. İşte Çağrı Bey de bu ananeye uyarak 1018 yılında 3000 süvariyle Horasan Rey ve Azerbaycan yolu ile Anadolu seferine çıkıyordu. Sultan Mahmud'un hiddetine ve bu geçişte gaflet gösterdiği için Tüs valisini hazırlamasına sebep olan bu akıncı kuvvetiyle Tuğrul Bey, henüz diyorum Çağrı Bey, Azerbaycan'a vardığı zaman orada daha önce gelmiş Türkmenler ile karşılaştı. Ve onları da yanına alarak Vaspuragan'da bulunan küçük Ermeni krallığı topraklarına girdi. Türkler Vaspuragan bölgesini istila ve bazı kaleleri zapt ettiler. Hristiyanları kılıçtan geçirdiler. Bugüne kadar asla Türk süvarisi görmeyen Ermeniler onların garip manzarasını müsaade ettiler. Yaydan silahları ve dalgalanan uzun saçları vardı şeklinde kaynaklara geçmiştir bu olay. Tabii ki Hristiyan kaynaklarına, Müslümanlara da katletmek yok insanlara. Selçukluların Göktürkler ve Karahanlılar gibi arkaya sarkan uzun saçları olduğuna dair bir kaydı başka eski kaynaklar da teyit ediyor. Çağrı Bey bu ilk Anadolu kesif seferini yaptıktan ve Azerbaycan'a kendisine iltihak edip Türkmenler ile vedalaştıktan sonra aldığı ganimet ile Merve ve oradan Buhara civarına vardı. Tuğrul Bey ile buluşunca çok sevindiler. Çağrı Bey kardeşine bu seferin hikayesini anlatırken
Daha sonra Kutalmış, Afşin ve diğer Türkmen beylerinin Rumlar hakkında tekrarladıkları "bize karşı koyacak bir kimseye rastlamadım" ifadesi ise müstakbel fetih sahasını ve Türk yurdunu işaret etmiş olsa gerektir. Bu dönüşten sonra yeni Türkmenler de Tuğrul ve Selviler etrafında toplanıyor ve kuvvetleniyorlardı. Arslan Yabgu bu çoğalmanın Türkistan ve Horasan hükümdarlarını kıskırtacağını söylüyor veya yeğenlerini kıskanarak çöllere dağılmasını tavsiye ediyordu. Onların da bu tavsiyelere uyarak dağılmaları husumet cephesi ve tahribin devam eylediğinin göstergesidir. Samaniler'in inkirazından sonra Türkistan'da bozulan siyasi mevzuune Ali Tekin'in Buhara'da kurduğu devlet ile teessüs eder oldu. Lakin Samanilerin mirasına konmak isteyen Gazneliler ile Karahanlılar Ali Tekin'e karşı birleştiler. Bu sebeple Karahanlıların en büyük hükümdarı Kadir Han ile Sultan Mahmud 1025 yılında çoktan tanalı bir şekilde buluşarak bütün İran ve Turan meseleleri üzerinde anlaştılar. Horasan ve Harezm Gaznelilerde kalmak, Sark ülkeleri ise Karahanlılara ait bulunmak ve Ceyhun Nehri sınır teşkil etmek üzere Samani Devleti'ne taksim ettiler. Anlaşmanın bir maddesi Ali Tekin'in hükümetine son vermek, diğeri de Selçukluları Horasan'a nakletmek idi. Han Sultan'a Türkistan'dan memleketime gelen ve yıllarca Nuru Buhara ile Semerkant arasındaki otlakları ellerinde tutan bu kavmin çok askeri vardır. Selçukluları kendi kavmi arasında çok itibar ve saygıya sahip olup padişahlık davasındadırlar. Eğer onlar senin Hindistan seferlerinin birinde hükümdarlık davasına kalkarlarsa netice müşkil olur. Mütalası ile Mahmud'u onları Horasan'a nakle razı ediyor. Bu sayede kendilerinden kurtuluyor idi. Bu durum artık Oğuz muhaceratının başladığını ve gittikçe kuvvetlendiğini de göstermektedir. İki hükümdarın buluşmasında Ali Tekin ve Arslan Yabgu çöllere kaçmışlardı. Sultan Mahmud Selçuklara elçi göndererek komşuluk ve dostluk icabı reislerinden biriyle görüşmek istediğini bildirdi. Ali Tekin'in çekilmesi dolayısıyla iki hükümdardan biriyle anlaşma lüzumunu duyan ve hukukan Selçukluların reisi bulunan Arslan Yabgu arkadaşlarıyla birlikte Sultan Mahmud'a gitti. Sultan bir ziyafet meclisinde Arslan Yabgu'ya oğlu Kutalmış'ı ve diğer arkadaşlarını yakalayıp Arslan Yabgu'yu oğlu Kutalmış'ı ve diğer arkadaşlarını yakalayıp Hindistan'a gönderdi ve Kalincar Kalesi'nde hapsetti. Bilahare Türkmenlerin onu kurtarma teşebbüsleri oldu ise de yalnız Kutalmış çöllerden kaçarak Buhara civarında Türkmen yurduna varıp kurtuldu. Bu Kutalmış da ileride Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracak olan Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. Sultan Mahmud Karahanlı ile ittifak ve sihriyet kurduktan ve Arslan Yabgu ve arkadaşlarını yakaladıktan sonra onun yurdunu ve oymaklarını yağmalattı. Ve 4000 hanelik cemaatini de Horasan'a naklederek Nesa ve Vavert arası çöl bölgesini bu Türkmenlere otlak verdi. Arslan Yabgu'dan sonra bu Türkmenler Yağmur, Kızıl, Boğa, Göktaş ve anası oğlu Bey adlı beylerin idaresinde kaldılar. Çok akıncı ve faal bir hayat süren bu Türkmenleri diğerlerinden ayırmak için onlara Irak Oğuzları yani Kirman Selçuklular ya da diyorum Irak Selçukluları veya Arslan Yabgu'ya nispetle Yabgulular adı verilmiştir. Ki bu son isim sonraları istinsah hataları yüzünden anlaşılamaz bir şekilde
şekle girmiş ve isyan eden diğer oğullara da teşmil etmiş edilmiştir. Sultan Mahmud, Nesa, Baver ve Varave, yani Kızıl Avrat dediğimiz bölge, halklarının şikayetleri veya devlet memurlarının durumları dolayısıyla Yavruların etrafa akınları üzerine Tuz valisi Arslan Cazibi bu Türkmenleri cezalandırmaya gönderdi. Bozguna uğrayan Türkmenler Dehistan veya Balhan dağlarına sığınarak tehlikeyi atlatıyor ve tekrar akınlarına girişiyorlardı. Böylece Türkmenlere tenkil imkanı olmayınca Sultan 1028'de ordusuyla bizzat harekete geçti. Türkistan'dan göçüp onlara katılan Oğuzlar ile gittikçe miktarları artan bu Türkmenler Gazne Sultanı tarafından perişan edildi. 4000 kadar esir ve katledilen bu Türkmenler Irak, Azerbaycan ve Serkiye Anadolu'ya birçok akınlar yaparak çok maceralı bir hayat geçirdiler. Çağrı Bey'den sonra Anadolu'ya yapılan ikinci ve diğer akınlar da bu Oğuzlar tarafından vüku bulmuştur. Bununla beraber onlar yine de Horasan'daki yurtlarına dönüyor ve sıkışınca da Dehistan ve Balhan Dağı'na katıyorlardı. Mahmud'dan sonra Sultan Mesud bunları bir daha hizmete aldı. İşte de Gazneliler ile mücadeleleri eksik olmadı. Onların bu akınları ilerleyişleri Arslan Yabuku'yu kurtarmaya çalıştıkları ve hususiyetle 1031'de onun hapisten gönderdiği bir haber üzerine istila ve savaşlarına şiddetlendirdikleri görülüyor. Ki bu cihet kaynaklarca da zikredilmiştir. Buna rağmen bunda muvaffak olamadılar ve Arslan Yabgu hapiste iken öldü. Türkmenler dağıldılar. Beylerine nispetle Kızıllılar, Yağmurlular kollarına ayrıldılar ve çok tehlikelere uğradılar. Lakin yine de müt ve enerjilerini kaybetmeyerek mücadelelerine devamla Arslan Yabgu'nun torunları tarafından toparlanarak bilahare Türkiye Selçuklular Devleti'nin kuruluşuna hizmet ettiler. Şimdi dostlar, bizim videomuzda Karahanlılar ve Gazneliler ile münasebetler konusunu ele aldık ve elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Şimdi ben size en fazla iki adet video seyrettireceğim. Bunlardan biri Selçukluların ilk Anadolu seferleri olacak. İkincisi de Anadolu Selçuklularının kuruluş sürecini anlatan bir video olacak. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Beyler yapılan Tuğrul ve Çağrı Beyler yapılan baskı ve savaşların ardından cehetten ayrılmışlardı. Yeni yurtlar bulma umuduyla Horasan civarına inen Türkmenler hem Gaznelilerin hem de Karahanlı Devleti'nde isyanda bulunan Arslan Bey'in baskısı altında kaldılar. Arslan Bey onları kendi himayesine almak ve isyanda kullanmak istiyordu. Bunun için eski kandaşlarına saldırmış ve onları yenmişti. Mağlup olan Tuğrul ve Çağrı Beyler Aral Gölü'nün güneyinde bulunan çöle kaçtılar. Çöle büyük ordular giremezdi. Açlık ve susuzluktan dolayı kırılır ve Türkmenler burada kolaylıkla savunulabilirdi. Lakin çöl sınırsız değildi. Her an kaynakları bitebilir ve bu coğrafyada yurtsuz kalıp yok olabilirlerdi. Bunun için Çağrı ve Tuğrul Bey anlaşmış, yeni yurtlar bulmak için bir keşfe çıkmanın gerekli olduğu uygun görülmüştü. Çağrı Bey neredeyse bütün erkekleri yanına alarak çölden ayrılmıştı. Ardında ise Tuğrul, Selçuklu kadınları ve çocukları bir umut çölünde kala kalmıştı. Çağrı Bey'in hedefi Rumeli'ydi. Yani bugünkü tabiriyle Anadolu. Ardında 3-5 bin kişilik bir orduyla İran üzerinden Anadolu'ya geçmeliydi. Lakin bu o kadar kolay olmayacaktı. Gazneli Sultanı Mahmud, Selçukluların bu ordusunun geçişini önlenmesi için Arslan Cazip Bey'i görevlendirmişti. Selçuklu tehdidini daha doğmadan ezmek için eline güzel bir fırsat geçmişti. Neredeyse Hazar'a kadar sakçılar dizilmiş ve ordu beklemeye başlamıştı. Tabiri caizse Çağrı Bey adeta bir karınca sessizliğiyle yavaş adımlarıyla bu seti aşmayı başarmıştı. Lakin ona Gazneli topraklarından çıkana kadar rahat yoktu. Cazip Çağrı'yı yakalayamayınca peşine düştü. Çağrı Bey bu kovalamacadan kurtulmuş ve kendini bu iyi topraklarına atıvermişti.
Orada rahatlasa da öz topraklarından oldukça uzaklaşmıştı. Geri dönüş yolu tıkanmış ve artık yabancı topraklardaydı. O sırada özellikle Doğu Anadolu'nun siyasi yapısı oldukça karışıktı. Gürcü ve Ermeni krallıklar Bizans'tan yarı bağımsız bir yaşam sürüyordu. Bölgenin en büyük Ermeni krallığı Vaspurakan, adeta kendi başına bir devlet olmasına karşın Bizans'a oldukça bağlıydı. Çağrı Bey'in hedefi Anadolu'nun içleriydi. Eğer hedefine ulaşmak istiyorsa bu küçük devletçiklerle sorun yaşamaması elde değildi. Bilgi toplamak isteyen Çağrı Bey, köylerden çobanları ve çiftçileri kaçırıyor, sorguluyordu. Ermeni krallıkları gelen bu küçük çaptaki Türk ordusundan haberdar olmuşlardı. Özellikle Vaspurakan kralı Senekerim bu orduyu yenerek bölgedeki nüfusunu genişletmek ve bir güç gösterisi yapmak istiyordu. Çağrı Bey Azerbaycan üzerinden Vaspurakan topraklarına girmiş ve Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Ermeni kral bu orduyu bir lütuf gibi görmüş ve alacağı bir zaferin büyük Ermenistan hayali için çok önemli bir mihenk taşı olacağını anlamıştı. Bunun için çevre şehirleri ve özellikle Urfa prensine haber salmıştı. Büyük bir ordu toplamaya girişmişti. Kral yaptığı toplantılar sonucunda kale savunmasının daha avantajlı olacağına kanaat germişti. Selçuklu ordusu Van Kalesi'ne varıncaya kadar küçük taciz birlikleriyle yıpratılacaktı. Böylelikle Türkmenleri hem yıpratıp hem de kızdıracaktı. Selçuklu ordusu bir tepenin yanından geçmekteydi. Amaçları yabancı topraklarda hiç savaşmamak ve dolayısıyla kayıp vermemekti. Verecekleri her kayıp onlar için kapanmış bir kapı demekti. Selçuklu bu sorgulama içerisindeyken hiç beklenmedik bir ok yağmuru havaya kapladı. Ani bir şaşkınlıkta ordu dağılmış ve askerler kendilerine cepheler oluşturmuşlardı. Karşı bir atak için yaylarını hazırlamışlar, lakin saldıran birlik bu tacizin ardından bölgeden uzaklaşmıştı. Selçuklu çok kayıp vermemiş, lakin yüreklerine büyük bir korku düşmüştü. Bütün tedbirleri katlarca arttırmışlar ve içlerindeki intikam istekleri oldukça artmıştı. Hedefleri bu memleketten geçip gitmekken artık büyük bir savaşı göze alırılmışlardı. Çağrı Bey, Van Kalesi'ne geldiğinde karşısında neredeyse iki katı büyüklüğünde bir ordu bulmuştu. Kral Senekerim son anda bir meydan savaşına karar vermiş ve neredeyse bütün ordusunu meydana indirmişti. Kral, klasik Rum dizilişini uygulamış, en ön saflara okçuları, merkez kısmına bin atlı kral birliğini, kralın kenarlarında tecrübeli birlikler ve arka saflara da neredeyse hiç savaşa girmemiş köylüler yığılmıştı. 200 metre geride Urfa Prensi'nden gelen 2000 kişilik bir karma birlik bulunuyordu. Selçuklu ordusunun ile neredeyse hepsi atlı okçudan oluşuyordu. İlk harekete geçen Selçuklu atlıları oldu. Yavaş adımları gittikçe hızlanmış ve Bozkır Savaşları'na uygun olan son hızla karşı ordunun okçularına hücum eder olmuşlardı. Ermeni okçularının menzilleri oldukça kısayken at üstünde oldukça hızlı manevra yapabilen ve bununla birlikte ok sallayabilen askerler Ermeni ordusunu adeta selamlamış ve aynı hızla geri çekilmişlerdi. Ermeni kral şaşkınlıkla kalırken Selçuklu atlıları bir hata daha çıkmış ve aynı selamlamayı bir defa daha yapmışlardı. Olayın şokunu atlatan kral okçuları geri çekerek atlılara hücum ediverdi. Hücuma çıkan atlar Selçuklu ile göbekte savaşa tutuldu. Kısa bir sürenin ardından bulmuş ve atlılar geri çekilmeye başlamıştı. Bunu gören kral, savaşı yenmenin mutluluğuyla topyekin hücum emri vermişti. Bunu gören Urfa ordusu da ganimetten pay almak için son hızla geri çekilen Türkmenler üzerine gitmeye başlamıştı. Lakin bu bir tuzaktı. Bir anda Selçuklu ordusu gerisin geri dönmüş ve Ermeni ordusuna ok yağmuruna tutmuştu. Kral yanında küçük bir birliği alarak kaleye kaçmış ve kalan ordusu yavaş yavaş erimişti. Çağrı Bey kaleyi alacak bir gücü olmadığını biliyordu. Alsa bile gelen Bizans ordusuna karşı yenilir ve yok olurdu. Bunun için kaleye bir elçi göndermiş, ölen ve esir edilen askerler için fidye ödemesi, kürk, çadır, un ve sürü gibi şeyler vermesini istemişti. Buna ek olarak 15 kişilik bir rehber grubu istemişti. Kral ne kadar istemese de bu yüklü istekleri bir bir karşılamış ve adeta vergi ödemişti. Bölgeden ayrılan Çağrı Bey, kaynaklara göre Nahçıvan bölgesini ilerlemiş, burada da nüfuzunu arttırmıştı.
Son olarak da Bizans ordusunu mağlup etmiş ve kazandığı utku ve ganimetleriyle kardeşinin yoluna tutmuştu. Lakin Selçuklular için her şey daha yeni başlıyor. Şimdi dostlar, bu birinci videomuzdu. İkinci videomuz Arslan'ın yapgu videosu olacak. Biliyorsunuz ki Arslan'ın yapgunun sertini anlatmıştık. Şimdi onun videosunu izleyelim. Selçuk Bey'in vefatından sonra Arslan Yapgu Selçukluların başına geçti. Arslan Yapgu Selçukluların siyasi reisi olmakla beraber Cent'te kalan Tuğrul ve Çağrı Bey grubu ona zayıf bir feodal bağ ile bağlıydı. Bu sebeple Selçuklu toplumu Selçuklular ve Yapgulular olarak iki zümreye ayrılmış bulunmaktaydı. Tuğrul ve Çağrı Beyler Cent şehrinde daha fazla dayanamayacaklarını anlayınca Nur ilçesine göç etmeye karar verdiler. Böylece terk edilen Cent şehri de tekrar Oğuz Yapgu Devleti'nin eline geçmişti. İlik Nasır Han'ın ölümü üzerine hapiste bulunan Karahanlı Şehzadesi Ali Tegin serbest kalmış ve Arslan Yapgu ile ittifak yapmıştı. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise bu ittifakın dışında bırakılmışlardı. Arslan Yapgu ve Ali Tegin güçlerini birleştirerek Buhara şehrini ele geçirince burada bağımsız bir Karahanlı Beyliği kuruldu. Ali Tegin, müttefiki Arslan Yapgu'nun kızıyla da evlenerek daha güçlü bir duruma geldi. Böylece Karahanlı ve Gaznelilere karşı yeni bir ittifak cephesi kurulmuş oldu. İttifakın dışında bırakılan Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Buğra Han'a yakınlaşmaya çalıştılar. Ancak Buğra Han'ın onlara güvenmemesinden dolayı yalnızlaştılar. Nihayetinde Ali Tegin, Tuğrul ve Çağrı Beyler üzerine harekete geçince onun müttefiki olan Arslan Yapgu'nun onu durdurmaya çalışmadığı ortadaydı. Bir yandan Buğra Han'ın, öbür yandan da Ali Tegin'in baskı ve saldırıları karşısında son derece ciddi ve tehlikeli durumlara düşen Tuğrul ve Çağrı Beyler, kendileri için daha güvenli yeni bir yurt aramaya karar verdiler. Bu endişeli durumda iki kardeş verdikleri karara göre Tuğrul Bey geçinmesi güç olan çöllere çekilirken Çağrı Bey de 3000 kişilik bir süvari kuvvetiyle Anadolu'da yurt aramak için sefere çıktı. Selçuk Bey'in bu kudretli ve cefakeş torunları muazzam bir mesafede bulunan Anadolu gazasına teşebbüs etmekle cidden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı. Yılında Çağrı Bey süvarileriyle Van Gölü etrafındaki Ermeni Vasburagan Krallığı topraklarında göründü. Karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğratarak ülkenin batı kısmını hakimiyeti altına aldı. Bugüne kadar böyle bir Türk süvarisi görmemiş olan Ermeniler onların garip manzarasını müşahede ederek ok ve yaydan silahları, uzun örülü saçları ve rüzgar gibi uçan atları vardı şeklinde Türkleri tarif ettiler. Ermeniler bu Türk akınlarından korkarak yurtlarını terk edip Orta Anadolu'ya göç etmeye başladılar. Ardından Çağrı Bey kuzeydeki Şeddadi arazisine yöneldi. Buraya geldiğinde daha önce cihat için buraya gelmiş Türkmenler ile karşılaştı. Onları da ordusuna katarak Nahçıvan havalisi kuzeyindeki Gürcü kuvvetleri üzerine yürüdü. Ancak Ermenilerin müthiş bir şekilde ezildiğini gören Gürcüler, Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek kuzeye çekildiler. Ardından Çağrı Bey, Ani üzerine yöneldi. Vasak Pahlavuni ve ordusu ile Ani'de karşılaştı. Yapılan muharebede Çağrı Bey ve askerleri fırtına gibi eserek, yağmur gibi oklarıyla düşman ordusunu perişan etti. Doğu Roma
ordu komutanı Vasak Pahlavuni bu muharebede hayatını kaybetmişti. Pahlavuni'nin bu muharebede ölümü hakkında yazılan kitabe günümüze kadar ulaşmıştır. Çağrı Bey bu ilk Anadolu keşif seferi neticesinde bütün bölgeyi kolayca hakimiyet ve denetimi altına almayı başarmıştı. Ardından Azerbaycan'da kendisine iltihak eden Türkmenler ile vedalaştıktan sonra aldığı ganimetler ile Tuğrul Bey'in yanına döndü. Mücadele edemeyiz. Ancak Horasan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Zira oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım demişti. Bu dönüşün ardından yeni Türkmenler de Tuğrul ve Çağrı Beyler etrafında toplanıyor ve kuvvetleniyorlardı. Arslan Yavgu bu çoğalmanın Türkistan ve Horasan hükümdarlarını kışkırtacağını söyleyerek yeğenlerine çöllere dağılmalarını tavsiye etmişti. Onlar da bu tavsiyeye uyarak dağılıp çöllere çekildiler. Zira çok yakında Mavera-ı-Nehir'de işler gerçekten de kızışacaktı. Samani Devleti'nin ortadan kaldırılmasından sonra Buhara'da bağımsız bir Karahanlı Beyliği kuran ve oldukça kalabalık Türkmen kitlelerine sahip olan Arslan Yavgu ile Ali Tegin, Karahanlı ve Gaznelilere karşı bölgede üçüncü bir siyasi ve askeri kuvvetin temsilcisi olmayı başarmıştı ve Mavera-ı-Nehir'de hakimiyet alanlarını genişletme etkinliklerine başlamıştı. Bunun üzerine Harezm'e hakim olan Gazneliler ile Mavera-ı-Nehir'de kendilerine karşı herhangi bir rakip görmek istemeyen Karahanlılar derhal harekete geçtiler. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1025 yılında bir toplantı yaptı. Gazneli Sultan Mahmud ve Karahanlı Yusuf Kadir Han İran ve Turan sorunları üzerinde yaptıkları müzakerelerde şu kararları aldılar. Ali Tekin'in bağımsız Karahanlı Beyliğine son verilecek, Buhara ve Semerkant Karahanlı Yusuf Kadir Han'a bırakılacak. Tüm Selçuklular Horasan'a nakledilecek. Ceyhun Nehri Karahanlılar ile Gazneliler arasında sınır kabul edilecekti. Bu iki büyük hükümdarın buluşmasındaki amacı kestiren Arslan Yavgu ve Ali Tekin ise çöllere kaçmıştı. Gazneli Sultan Mahmud, Yusuf Kadir Han'dan Selçuklu Türkleri hakkında bilgiler almıştı. Bu bilgilere göre Selçuklu kavminin çok askeri vardı ve Selçuk oğulları kendi kavmi arasında çok itibar ve saygıya sahip olup padişahlık davasındalardı. Sultan Gazneli Mahmud, Arslan Yavgu'ya bir elçi gönderdi. Biz sürekli olarak Hindistan'a gaza amacıyla seferlere gidiyoruz. Birçok İslam memleketlerinden gelen gönüllüler bizimle birlikte bu seferlere katılıyorlar. Fakat Müslüman olan sizler bu gazalara niçin katılmıyorsunuz? Bütün bu konuları konuşmak ve dostluk kurmak üzere sizi saraya davet ediyorum. Geldiğiniz takdirde size layık olduğunuz ünvanlarla lütuf ve ihsanlarda bulunulacaktır, dedi. İki büyük devlet karşısında başarılı olamayacağının bilincinde olan Arslan Yavgu, Semerkant'ta bulunan Sultan Mahmud'un yanına gitmeye karar verdi. Sultan Gazneli Mahmud, ziyafette Arslan Yavgu'ya bana askeri yardım gerekirse ne kadar atlı kur... Bu soru üzerine Arslan Yavgu, eğer kendi boyuma haber gönderirsem 10.000 atlı, kendi ulusuma haber gönderirsem 30.000 atlı, Balhan Dağı'na haber gönderirsem 100.000 atlı, Türkistan'a haber gönderirsem 200.000 atlı gelir diye cevap verdi.
Onun bu sözleri karşısında hayretler içinde kalan Sultan Gazneli Mahmud, Arslan Yavgu, oğlu Kutalmış ve beraberindekilerin tutuklanmasını emretti. Onları Keşmir'e giden geçitteki bir tepe üzerinde bulunan Kalincar Kalesi'ne hapsettirdi. Sultan Mahmud, Arslan Yavgu'yu böylece bertaraf ettikten sonra onun başsız kalan 4000 çadırlık Türkmenlerini Horasan bölgesindeki Nesa ve Bağverd arası çöl bölgesine yerleştirdi. Bu bölgeye yerleştirilen Türkmenlere Arslan Yavgu'ya nispetle Yavgulular denilmişti. Yavgulular, başbuğları Arslan Yavgu'nun hapsedilmesi sebebiyle Kızıl, Göktaş, Boğa gibi beylerin idaresi altında daima Gazneliler ile mücadele halinde görüldüler. Oturdukları bölgelerde yağma hareketlerine başladılar. Bunun üzerine Sultan Gazneli Mahmud, evvela Horasan Vadisi Arslan Cazibi onlara karşı sevk etti. Ancak bu fayda vermeyince Sultan Mahmud bizzat kendisi harekete geçerek onları ağır bir şekilde cezalandırdı. 4000 kadar Türkmen esir edildi veya öldürüldü. Bunun üzerine Yavguluların önemli bir kısmı batıya hareket ederek Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bölgelere akınlar yapıp çok maceralı bir hayat geçirdiler. 1030 yılında Sultan Gazneli Mahmud'un vefatı ve 1032 yılında Arslan Yavgu'nun hapis bulunduğu Kalincar Kalesi'nde vefat etmesi üzerine Yavgulular dağılmış ve çok tehlikelere uğramışlardı. Lakin yine de ümit ve enerjilerini kaybetmeyerek mücadeleye devam edip Arslan Yavgu'nun torunları etrafında toplanarak Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın emrinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna hizmet edeceklerdi. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması videosunu izletmeye. Ben size onu da izleteyim. Sultan Melikşah, Anadolu'da yapılan fetihlerde kendisinden bağımsız bir Türk devleti kurulmasını önlemek adına Anadolu'yu kontrol altına alması için Emir Porsuk'u görevlendirdi. Emir Porsuk'un Anadolu içlerine tam olarak hangi maksatla girdiği günümüzde halen karmaşadır. Ancak Süleyman Şah ve Mansur ile girilen savaşta Mansur öldürüldü ve Anadolu'nun yönetimi tek başına Süleyman Şah'a geçti. Kutalmış oğlu Süleyman Şah, batıda Doğu Roma'nın iç işlerine müdahil oldu. Zira bu dönemde Konstantinopol'de de taht savaşları yaşanıyordu. 1080 yılında Türk akınları Karadeniz, Marmara ve Ege sahillerine kadar ulaşmıştı. Buna rağmen Doğu Roma tahtında savaş devam ediyordu. 4 Nisan 1081'de Doğu Roma tahtına Alexios Komnenos geçti. Bu sırada Selçuklu akıncıları İstanbul Boğazı'na kadar ilerlediler. Böylelikle Doğu Roma ile Selçuklu sınırı İstanbul Boğazı oldu. İmparator Alexios, Selçuklular üzerine birkaç defa gece baskını düzenlese de başarılı olamadı. Balkanlarda Feçenek ve Normanların saldırılarına engel olmak isteyen Romalılar, Selçuklular ile barış anlaşması yaptılar. 1081 yılında yapılan anlaşmaya göre Doğu Roma vergi ya da yüklü bir hediye göndererek Drakon çayı sınır kabul edildi. Süleyman Şah ve Selçuklu Akıncı orduları
Anadolu'nun kuzey bölümlerini de tek tek ele geçirmeye muvaffak oldular. ...1082 ve 1083 yıllarında Süleyman Şah bizzat ordusu ile Çukurova'ya ilerledi. Adana ve Tarsus'u ele geçirdi. Malatya'yı da vergiye bağlayarak İznik'e geri döndü. Süleyman Şah bu bölgeleri ele geçirdikten sonra gözünü Antakya üzerine dikti. Ancak Antakya'da gözü olan diğer bir emir de Musul'da bulunan Müslim'di. Antakya hakimi Fileratos'un yönetimi oldukça baskıcı bir şekildeydi. Bu sebepten şikayetler oldukça fazlaydı. Fileratos'un oğlu Barsama ve Antakya şıhnesi İsmail, Fileratos'un şehirde bulunmadığı bir sırada Süleyman Şah'a haber gönderip şehri kendisine teslim edeceğini bildirdiler. Süleyman Şah 1085 yılının başında şehre girdi. Antakya böylece Anadolu Selçuklularının eline geçti. Süleyman Şah bu haberi bağlı olduğu Melikşah'a bildirdiğinde Melikşah tarafından tebrik edildi. Ancak Antakya'dan vergi alan Müslim duruma itiraz etti ve buradan alınan vergiyi Süleyman Şah'tan istedi. Süleyman Şah da fethettiği bir şehrin vergisini haklı olarak göndermeyeceğinin haberini verdi. Müslim bunun üzerine Çubuk Bey'in de desteğini alarak Antakya'yı kuşatmak üzere yola çıktı. Müslim'in üzerine yürüdüğünün haberini alan Süleyman Şah da kendi askerleriyle bizzat onu karşılamak üzere şehirden ayrıldı. Haziran 1085 günü Süleyman Şah ve Müslüm'ün askerleri meydan muharebesine tutuştuğu sırada Çubuk Bey taraf değiştirerek Süleyman Şah'ın yanına geçti. İki taraftan kuşatılan Müslüm savaşı kaybetti ve kendisi de öldürüldü. Bu savaşın ardından Süleyman Şah Halep şehrini kuşatma altına aldı. Şehrin teslim edilmesi için bir haberci gönderdi. Şehri savunan Müslim'in amcası El-Hudeyti, Melikşah'tan izin almadan Halep'i kendisine teslim etmeyeceğini bildirince kuşatma kaldırıldı. Süleyman Şah, Halep yakınlarında ordugah kurarak beklemeye başladı. El-Hudeyti, Melikşah'a bir mektup göndererek durumu bildirdi. Ancak Melikşah bu kuşatmada tarafsız kalmayı seçti. Süleyman Şah bunun üzerine şehri tekrar kuşatma altına aldı. Bu defa El-Hudeyti, Şam'da bulunan Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş'a haber göndererek şehri kendisine teslim edeceğini bildirdi. Tutuş'un hareketinden haberdar olan Süleyman Şah kendisini karşılamak üzere aynı Saylan mevkiine ilerledi. İki ordu 4 Haziran 1086'da meydan muharebesine başladılar. Muharebe alanında savaş devam ederken Süleyman Şah'ın ordusundan bir kısım asker Tutuş tarafına geçince savaşı Süleyman Şah kaybetti ve bu esnada bir kılıç darbesiyle hayatını kaybetti. Anadolu Selçukluların kurucusu Süleyman Şah Tutuş tarafından Halep'e defnedildi. Süleyman Şah İznik'ten hareketle Suriye'ye ilerlerken Ebu'l-Kasım'ı kendisine vekil olarak bırakmıştı. Süleyman Şah'ın yanında bulunan iki oğlu Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Ayn Saylan mevkiindeki savaştan sonra Sultan Melikşah'a teslim edilmişlerdi. Süleyman Şah'ın yerine geçecek oğulları esir olunca Ebu'l-Kasım Anadolu Selçuklu Devleti'ni yönetmeye başladı. Ebu'l-Kasım Doğu Roma ile yapılmış olan Drakon Suyu Anlaşması'nı bozarak Boğaz'a tekrar asker takviyesi yaptı. Ebu'l-Kasım, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na tamamen hakim olmak istiyordu. Bu sebepten ilk iş olarak Gemlik'te bir tersane inşa ettirdi. Tersane inşasından haberdar olan Alexios Komnenos, Ebu'l-Kasım'a barış teklif ettiyse de Kasım bunu reddedince Doğu Roma donanması ve askerleriyle Gemlik'e ve İznik'e saldırdı. Gemlik'teki Selçuklu tersanesi yakıldı. Karadan ise Tadikos isimli Roma komutanı İznik'i kuşatma altına aldı. Kuşatma devam ederken Sultan Melikşah'ın görevlendirdiği Porsuk ve emrindeki ordu İznik'e doğru ilerledi. Porsuk'un İznik'i ilerlediğini haber alan Tadikos kuşatmayı kaldırıp
Konstantinopolis'e geri döndü. Bu defa şehri Emir Borsuk kuşattı. Ancak yapılan saldırılar sonucunda şehir düşürülemedi. Ebul Kasım Alexios'tan askeri destek talebinde bulundu. Alexios İznik'e Ebul Kasım'a yardım için bir birlik gönderdiği sırada Emir Borsuk kuşatmayı kaldırarak geri döndü. Borsuk'un başarısızlığı üzerine Sultan Melikşah bu defa Urfa valisi Emir Bozan'ı görevlendirdi. ...1087 yılında İznik'e varan Emir Bozan da şehri kuşatmaya başladı. Ancak şehirde Anadolu Selçuklu askerlerinin yanında Doğu Roma askerleri de yer alıyordu. Emir Bozan bu savunmayı aşamadı ve geri çekildi. Kuşatmaların son bulmasının ardından Ebul Kasım Melikşah ile görüşmek üzere İsfahan'a geldi. Ancak Sultan Melikşah kendisiyle görüşmeyerek aracıları ile şu şekilde bir cevap verdi. Bu işle uğraşma yetkisini Emir Bozan'a bıraktım. Artık bundan geri dönmek istemiyorum. Gitsin Bozan'ı bulsun. Parasını ona versin. Ne istiyorsa söylesin. Bozan'ın kararı benim buyruğum olacaktır. Bu cevaptan haberdar olan Emir Bozan, yolda Ebul Kasım'ın yolunu keserek kendisini öldürttü. Ebul Kasım'ın İznik'te vekil bıraktığı Ebul Gazi yönetime geçti. Şimdi kıymetli dostlarım, bu videonun şeyinde Anadolu Selçuklu'nun kuruluş sürecini değil de ben size Anadolu Selçuklu'nun ilk hükümdarı Süleyman Şah'tan 1. Kırtasan'a kadar olan süreci anlatmayı daha uygun buldum. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Dostlarım, videoyu izletmemin amacı sizlere kanalımızın içeriğini biraz daha yüksek bir şekilde verebilmektir. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda ne yaptık? Karahanlılar ve Galililer münasebetleri ele aldık. Yetmedi. Arslan Yabgu'yu, Oğuz Yabgu'yu ve Sünkuru Arslan Yabgu'yu ele aldık. Yetmedi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulu sürecini anlattık. Üzerine son olarak da Çağrı Bey'in, Tuğrul ve Çağrı Bey'lerin diyelim, Anadolu Seferi'ni anlatmaya çalıştık. O zaman gelin, hazırsanız videomuzun kapanışını yapalım değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuk Karahanlı ve Gazeliler ile münasebetleri ele aldık. Ve elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ele alacağımız konu Ali Tekin ve Harezm'e göç konusu olacaktır. Bir dönümümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Ali Tekin ile Selçuklu mücadelesini ve Selçukluların Harezm'e göçünü anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videomuzda
Ali Tekin ile mücadele ve Harezm'e göç konusunda yeniden buluşmak üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Dostlarım, kardeşlerim, Allah'a emanet olun.